Merhabalar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün belden, göğüs altından düğümlü bir elbise dikeceğim arkadaşlar. Onun içinde böyle likralı bir kumaşım var. Kumaşımı önce ikiye sonra dörde katladım. Gördüğünüz gibi. Kapalı kenarlar bu tarafta. Açık kenarlar da burada arkadaşlar. Şimdi hemen elbisemizi hazırlıyoruz. Kumaşımın üzerinden her zamanki gibi bir çizgi çekiyorum. Ve hemen başlıyorum. 9 santim ense yapıyorum. 10 santim omuz için işaret alıyorum. Elbisemiz kolsuz. Göğüs altından düğümlü bir elbise olacak arkadaşlar. 2,5 santim omuz düşüklüğü için indim. 3 santim ense düşüklüğü için indim. Bir miktar düz gittikten sonra ensemi çiziyorum. Hemen omzumuzu çiziyoruz. Omuz başından 42 santim bel hattımı, mezrumu hiç kaldırmadan kalça ölçümü, yani kalça düşüklüğümü 18 santim olarak kullanıyorum. Ve elbisemin boyunu şöyle 110 santimden işaretliyorum. Ve bu işaretlediğimiz yerleri düz olarak uzatıyoruz. Bel, asen ve boy. Bu şekilde çizdik arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi kol evim için, kolsuz olacağı için normalde benim kol derinliğim 22 santim ama kolsuz yapacağım için 20 santimden işaret atıyorum. Ve 20 santimden şu şekilde çiziyorum. Enini uzatıyoruz. Şimdi eline olan ölçüleri yerleştireceğim. Her zamanki gibi göğüs bölü 4 artı 1 yapıyorum. Ve benim bulduğum ölçü 28 santim. Siz de kendi ölçünüzü alıp 4'e bölerek kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi belim için ise 26 santim işaretliyorum. Basen 1 bölü 4 artı 1 30 santim. 30 santimimi işaretliyorum. Elbise boyunda da 30 santimimi işaretliyorum. Ve buraları kapatıyorum. Kol evimizi de şöyle omuzdan aşağıya düz olarak çiziyoruz. Ve şurada güzel bir kol evi karesi veriyorum. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi göğüsten düğümlü olacağı için bel hattında 2 santim tekrar çıkma yapıyorum. Düğüm yaptığımız zaman bel hattımız daralacağı için tekrar burayı çiziyoruz. Evet. Ön ve arka birlikte elbise kalıbımız çıktı. Şimdi 4 katı olarak elbisemizi kesiyoruz. Elbise, tunik, bluz, bu şekilde kesebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda da kalıbımız oluyor. Etek ucundan her zamanki gibi şöyle 1 santim düzeltmemizi yapıyoruz. Sarkmamasın, ucu sivri olmasın diye. Thank you.
Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ön ve arka kalıbımız çıktı. Şimdi hemen parçaları atıyorum. Bir parçasını arka olarak çekip çıkarıyorum. Ve önde yapmamız gereken değişiklikleri yapacağız arkadaşlar. Evet. Yaka için V yaka kullanacağım. Omuz başından tutuyorum. Şöyle 20 santimden yaka işaretini alıyorum. Omuz başından 0 girip 1 santim düşme yapacağız. 1 santim de şurada kol evinden bir girme yapacağız. Şimdi hemen öncelikle yakamızı şöyle yuvarlak olarak güzel bir kavisle açıyoruz. Evet, yakamızı. Açıyoruz. Omzumuzu kesiyoruz. Öndeki oyuntumuzu düzeltip değişikliklerimizi yapıyoruz. Şimdi elbisemizde düğümün nereye gelmesini istiyorsanız orada yapabilirsiniz. Ben şöyle belden bir 9 santim yukarıda ya da şöyle 7 santim yapalım, biraz daha aşağıda olsun. 7 santim işaretliyorum. 7 santim de önden, ön ortasından işaretliyorum. Ön ortasından içeriye 10 santim giriyorum. Ve burayı düz olarak çiziyorum. Burayı keserek açacağım arkadaşlar. Önümü de burayı açacağız şu şekilde. Şimdi öncelikle önümden yakamdan şöyle açma yapıyorum. Daha kolay dönsün diye. Şimdi buradan da çizdiğimiz yerden açıyoruz. Evet arkadaşlar. Benim burası tersi kumaşımın. Şimdi elbisemi bu şekilde açıyorum. Bakın. Şimdi çevireceğiz. Burayı tutuyorum. Bir sefer şu şekilde çeviriyorum ve bir sefer daha çeviriyorum. Düz yüzleri birbirine denk gelsin diye. Yani bir tur çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi çevrildi. Şimdi bunu tutup böyle alıyorum. İğnelerimiz. Evet. Şimdi burayı tutuyorum arkadaşlar. Şu şekilde iğneliyorum. Bunu mümkün oldukça düğümümüzün dibine kadar dikeceğiz. Evet. Bu tarafı da aynı şekilde iğneliyorum. Mümkün oldukça düğümümün dibine kadar iğneliyorum ve buraları dikeceğim arkadaşlar. Ben şimdi buraları dikip geliyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi
diktik. Buraları diktik, geldik. Ve elbisemizin omuzlarını dikeceğiz arkadaşlar. Omuzlardan birleştireceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi diktik. Buraları diktik, geldik. Ve elbisemizin omuzlarını dikeceğiz arkadaşlar. Omuzlardan birleştireceğiz. Elbisemizin omuzlarını birleştireceğiz. Yanları kapatacağız ve elbisemiz bitmiş olacak arkadaşlar. Şimdi elbisenin omuzlarını kapatıyoruz. Kolumuzu da katlıyoruz. Kol evrelini de böyle bastırdıktan sonra elbisemizin yanını dikiyoruz. Ve elbisemiz bitiyor arkadaşlar. Evet, bu da elbisemizin bitmiş hali arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok basit, pratik bir şekilde elbisemizi diktik. Pratik düğümlü elbisemizi diktik arkadaşlar. Siz de bu şekilde elbiselerinizi dikebilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Beğeni ve yorumları unutmayalım.